Merhaba arkadaşlar. Yine biz halka arz sesilerimizi takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle ekranımızda gördüğünüz şu an Adra Geyoğlu'nun. Acaba arz fiyatının altına sarksa ne olur? Arz fiyatının altına sarktıktan sonra tekrar alım yapabilir miyiz? Bu konu hala kafamızda soru işareti olarak duruyor. Yorumlarda da gelmiş. Arkadaşlar o sizin uzun vade beklentinize kalmış. Biz demiştik ki size ufak bir ekleme yaptık tavan bozduktan sonra. Neden? Çünkü erken tavan bozdu. Dün yine ufak bir ekleme yaptık ama ben arz fiyatının altına doğru sarkacağını pek düşünmüyorum. Bugün sabah açılışından beri artı 4 artı 5'lerde geziniyor arkadaşlar. Gelelim konumuza. Arkadaşlar yeni bir halka arzımız var. Bildiğiniz üzere dün akşam SPK'yı çok bekledik. Ne yazık ki SPK bir türlü yeni halka arzın duyurusunu erken saatte yapamadı. Akşam 12.30-1'e doğru yapmış sanırım. Biz de o saatte ne yazık ki uyuyorduk. Sabah erken kalkacağımız için. Sabah da erken kalktık ve sizlerle detayları paylaştık. Tam detaylı bilgilere taslak izahatname ile paylaşmak istiyoruz. Halka arz analiz profili paylaşmış bizimle arkadaşlar. Biz de sizlerle paylaşalım. MKG kısa koduyla gelecek hafta talep toplaması yapılacak arkadaşlar. MK Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ. Talep toplama tarihi belli değil. 2-3 günü boyunca 10.30 ile 1 arasında, yani normal hisse alır gibi arkadaşlar. Halka arz menüsünden alım yapılmayacak. Yani büyük bir ihtimal onaylı izahname geldiğinde daha net bilgileri sizlerle paylaşırız ama şimdilik böyle diye düşünüyoruz. Fiyatı 25 TL, iskontosu henüz belli değil. Büyük bir ihtimal %20-25 oranında bir iskonto olabilir. Dağıtım şekli tamamı eşit arkadaşlar. T1, T2 bakiye kullanılabilecek. Gayet güzel. Toplam dağıtılacak lot sayısı 12,5 milyon lot sermaye artırımı yapılacak. 4 milyon 400 bin lot ortak satışı yapılacak. Toplamda 16 milyon 900 bin lot arkadaşlar. Buradan ortaklara sormak istiyoruz. Meka Beton ortakları neden ortak satışı yapıyorsunuz? Zaten bu hisse, bu şirket halka arz olduktan sonra, işleme başladıktan sonra yine değerlenmeyecek mi? En kötü %50 değerlenecek bu şirket. Niye şu an ortak satışı yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Halka açıklık oranı %27 olacak arkadaşlar. Arz büyüklüğü de 422 milyon TL olacakmış. Gayet güzel. Öyle büyük bir arz büyüklüğü değil. Büyük bir tahta değil arkadaşlar. Bence gayet güzel. Güzel bir dağıtım olacaktır diye düşünüyoruz. Peki halka arz geliriyle Meka Beton ne yapacak arkadaşlar? Yatırım harcamalarına %42-45 ayıracakmış. Güzel. İşletme sermayesine %42-45 ayıracakmış. Güzel. Çatılarına GES kurulumu, Güneş Enerjisi Santrali kurulumu yapacakmış. %5-8'iyle. 422 milyonun %5'iyle. Güzel. Ve Ar-Ge üretim geliştirme harcamasını da %5-8 harcama yapacakmış. Güzel arkadaşlar. Yani burada herhangi bir borç görmüyorum, değil mi? Gayet iyi gibi görünüyor. Bakalım. 2020, 2021, 2022 yılları arasındaki faaliyet raporlarına göre dönen varlıklar 138 milyondan 234 milyona, oradan da 508 milyona çıkmış. Güzel. Duran varlıklar 54 milyondan 72 milyona, oradan da 90 milyona çıkmış. Gayet güzel. Ve toplam varlıklar 193 milyondan 306 milyona, oradan da 599 milyona çıkmış. Evet, bence gayet iyi. Devam edelim. Kısa vadeli borçlar, kısa vadeli yükümlülükler 133 milyondan 218 milyona, oradan da 384 milyona çıkmış. İyi. Uzun vadeli borçlar 17 milyondan 12 milyona, oradan da 39 milyona çıkmış. Bakın, uzun vadeli borç daha az. Neden? Çünkü faizler yüksek. Neden? Çünkü bankalar artık borç vermiyor. Finansman kaynağı olmuyor. Kısa vadeli borçlar daha fazla. İsteriz ki uzun vadeli borçlar fazla olsun ama olmuyor ne yazık ki. Öz kaynakları 41 milyondan 75 milyona, oradan da 176 milyona çıkmış. Gayet iyi. Yani öz kaynak artışı gayet güzel arkadaşlar. Devam edelim. Brüt karı 56 milyondan 85 milyona, oradan da 162 milyona çıkmış. Az değil mi? Sanki biraz az geldi bana. Esas faaliyet karı 34 milyondan 36 milyona, oradan da 61 milyona çıkmış. Net dönem karı 41 milyondan 31 milyona, oradan da 108 milyona çıkmış arkadaşlar.
Yani 2021 yılında bir kârdan düşüş gerçekleşmiş. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmamaktaymış arkadaşlar bakın. Yani arz fiyatının altına sarkarsa yarın öbür gün vay efendim Adra Geyiği gibi arz fiyatına yaklaşırsa öyle bir işlem planlanmıyorlarmış mekabatan olarak. Neden? Yani küçük yatırımcıyı düşünmüyor musunuz? Küçük yatırımcı korkar. İşte küçük yatırımcının elindeki paraya işte büyük balinalar, o tombul parmaklar el koyar diye düşünmüyor musunuz? Bence burada fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani Mekabeton'un bu konsorsiyum lideri Vakıf Yatırım'a sesleniyorum. Buradan patronlarla görüşün. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemleri planlayın diye düşünüyorum. Bir yıl boyunca bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı şirket ortakları tarafından bir yıl boyunca pay satılmayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiş. Bu normal, standart bir taahhüt bu. Yani bütün halka arza girenler, şirketler, firmalar, hisseler şu ortak satışı olmayacağına dair sözünü veriyor. Aslında hani videonun başında demiştik ya ortaklar neden satıyor diye. Arz edildikten sonra o %50 kar, %70 kar, %100 kara çıktıktan sonra hisse fiyatı ortaklar bir yıl boyunca burada zaten söylemişler bir yıl boyunca satmayacağız demişler. O yüzden demek ki erken satış veriyorlar. Bir yıl keşke dişinizi sıkabilseniz diye düşünüyorum. Konsorsiyum lideri Vakıf Yatırım arkadaşlar tüm banka ve aracı kurumlardan başvurunuzu yapabilirsiniz. Mekabeton santralleri, imalat, sanayi ve ticaret AŞ taslak izahatnamenin detaylı bilgileri bu şekilde. SPK eğer dün gerçekten şöyle saat 9-10 gibi açıklama yapmış olsaydı, bülten yayınlamış olsaydı belki ufak bir canlı yayın yapardık. Canlı yayında karşılıklı bilgilerimizi paylaşırdık. Şimdi Mekabeton'la alakalı yarın öbür gün işte talep toplama tarihi netleşecek. Yarın öbür gün işte katılım endeksine uygun mu değil mi o netleşecek. Yarın öbür gün onaylı izahnamesi gelecek. Hep bunlar biraz zaman alacak. Tahminimi söylüyorum. Gelecek hafta çarşamba, perşembe ve cuma günü talep toplamalar yapılır. Sonraki hafta artık işleme başlar. Gelecek hafta yeni halka arzlarımız da gelir büyük bir ihtimal. Yani gerçekten biz dün akşam SPK'dan şöyle 3-4 tane halka arz gelmesini bekliyorduk. Sürpriz yapsın da bize. Fazla fazla halka arzlar gelsin. Çünkü şurada bakın arkadaşlar halkaarz.com'da da var. Taslak arzların içinde onlarca arz var burada. Onlarcası SPK'dan onay bekliyor. Yani bunların artık bir an önce onaylanıp küçük yatırımcının özellikle talebine, arzına sunulması gerekiyor diye düşünüyoruz. Biz halka arz hisselerini takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım bugünkü performanslar nasıl olacak? Bakalım DMR Gıda Simit Sarayı'nın tavandaki milyonlarca lotlar kaç gün devam edecek? Yine hani iki simit bir çay demiştik ya. O iki simit bir çayı içerken yine detaylı bilgileri sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Mekabaton halka arzı hayırlı olsun diyelim. Umuyoruz Adra Geyiği da artık kendini bir an önce toparlar da küçük yatırımcıyı üzmez. Erken tavan bozdu. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Biz buradayız.